Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Muhterem kardeşlerim! Bugün 10 Mart 2024. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın 156. günündeyiz. Filistin'de işgal ve katliamlar dün başlamadı. Neredeyse 100 yıldır devam ediyor. Gazze, 17 yıldır etrafı duvarlarla örülü kuşatma altında tutulan bir toplama kampı. İsrail ve onun batılı destekçileri Gazze'de 5 aydır eşi benzeri görülmemiş bir soykırım uyguluyor. Tarihte belki de ilk kez bir soykırım, bizzat soykırıma uğrayan insanların kameralarından tüm dünyanın gözü önünde canlı canlı seyrediliyor. Haklar, hukuklar, iyi ve güzel olan ne varsa bombalanıyor. Yağmalanıyor, katlediliyor, yerle yeksan ediliyor. Çok açık ve ağır savaş suçları her gün işlenmeye devam ediliyor. Durum o denli vahim ki, İsrail, Birleşmiş Milletler'in yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'nda, sanık sandalyesinde ve soykırım suçu işlemekten ötürü yargılanıyor. İsrail buna rağmen insanları katletmeye, hız kesmeden devam ediyor. İsrail insanlıktan nasibini almamış ve insanlığa karşı işlenebilecek her türlü suçu işlemiş vahşi bir terör örgütüdür. Eli kanlı seri katiller tarafından yönetilmektedir. Bugün Türkiye'nin her şehrinde burada olduğu gibi haktan, adaletten, özgürlükten, insanlık onurundan mazlum Filistin ve Gazze halkından yana olanlar olarak toplanmış bulunuyoruz. Amacımız çok açık. Çağrımız çok nettir. Türkiye'yi yöneten iktidar tavır değiştirmeli ve sadece lafta kalmayan, sözde değil özde soykırıma karşı olmalı ve Filistin'in halkının yanında durmalıdır. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri artık Filistin hamasetini kesmeli. İsrail'i besleyenleri, Gazze'deki katliamın yerli işbirlikçilerini ve onları kollayanları açığa çıkaracak eylemlere girişmelidir. İsrail'le tüm ilişkiler resmen ve fiilen kesilmelidir. Sınırlar, limanlar, hava sahası Siyonist rejime kapatılmalıdır. 6 aydır İçeriden net bir şekilde görüldüğü gibi insanlığa karşı işlenmiş en ağır suça, soykırım suçuna ortaklık ağır bir utanç, günah ve vebaldir. Bilinmelidir ki biz buna razı değiliz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Şubat günü bir mitingde şunları söylemişti. Tam 140 gündür İsrail'in işlediği insanlık suçlarını sadece seyrediyorlar. Kameralar önünde İsrail'i eleştirip arkadan İsrail'e her tür desteği veriyorlar. Açıktır ki bugüne kadar Türkiye'nin sergilediği performansın bu söylenenlerden hiçbir farkı yok. Ülke olarak bu soykırım sürecinin bir parçası, destekçisi ya da en hafif tabirle seyircisi olmamak için atılması gereken acil ve somut adımlar tüm açıklığıyla önümüzde durmaktadır. Evet, İsrail'le ticaret Filistin için ihanettir diyoruz. Tam 5 aydır Türkiye'de düzenlenen büyük ve kitlesel eylemlerde bu ses, bu slogan kitleselleştirilemedi. Bu ihanet örtülmek istendi. Buradan hiçbir istisna koymadan söylüyorum. Gazze'deki zulmü durdurmak için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız diyen Cumhurbaşkanı'na ve iktidar sahiplerine sesleniyoruz. Türkiye'nin soykırıma karşı gecikmeli de olsa Gazze'nin yanında durabilmesi için acilen atılması gereken net, somut adımlar derhal uygulanmalıdır. Çağrımız çok açık. Acil bir eylem planı derhal devreye girsin. İnsanlığa karşı savaş açmış ve soykırım suçuyla damgalanmış İsrail'in karşısında ve mazlum Filistin halkı ile dayanışma içerisinde
gerçekten yer alıyorsanız şu 3 maddelik eylem planını hemen uygulayın. İlk olarak insani yardımların İsrail'in kontrolüne ve kısıtlamasına tabi olmadan Gazze'nin her yerine kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılması için her yola başvurulmalıdır. Savaşın başından beri İsrail gıda, su, elektrik, sağlık hizmetleri gibi temel insani ihtiyaçlardan Gazze halkını mahrum bırakarak bunları soykırımın araçları olarak kullanıyor. Gazze'den açlıktan ölen insanların haberleri geliyor. Dehşet verici, vahim bir süreç yaşanıyor. İnsan idrakinin kabul edemeyeceği bir insani kriz, bir vahşetle karşı karşıyayız. Tırlardan yardım almak üzere hareket eden binlerce insan, İsrail'in keskin nişancılarının ve bombardımanının hedefi oldu. Yani açlıktan ölme sınırına gelen binlerce insan, yiyeceğe ulaşma umuduyla sokağa çıktığında, İsrail insanlıkla dalga geçercesine bir katliam daha gerçekleştirdi. Gazze'nin her bölgesine yeterli düzeyde gıda ve sağlık malzemesinin kesintisiz şekilde ulaşması, hastanelerin ve gündelik hayatta pek çok alanın temel ihtiyacı olan elektriğin sağlanması için tüm yollar zorlanmalıdır. Türkiye, Filistinliler katledilirken, açlıktan ve tedavisizlikten öldürülürken, soykırıma uğrarken, İsrail'i beslemeye ve İsrail'in tedarikçiliğini yapma utancından kurtulmalıdır. Türkiye'nin verimli topraklarında üretilen ve aslında Gazze'deki kardeşlerimize gitmesi gereken tırlar dolusu meyve ve sebze İsrail'e satılmakta, İsrail askerlerinin kumanyasına girmektedir. İkinci adım olarak İsrail'e en geniş ve etkili bir şekilde boykot, tecrit ve yaptırımlar uygulanmalıdır. Türkiye'nin sınırları, limanları, hava sahası Siyonizme, savaş suçlusu, işgalci ve soykırımcı terör devleti İsrail'e tümüyle kapatılmalıdır. Bu çağrının en somut, acil karşılığı Türkiye'den İsrail'e tüm sevkiyatların tamamen durdurulmasıdır. İsrail Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre savaş boyunca İsrail'e en çok sebze meyve ihracatı yapan ülke maalesef Türkiye. Başka bir deyişle Gazze'de bebekler açlıktan ölürken onları öldüren İsrail'in sebze ve meyve alanında en büyük tedarikçisi Türkiye'dir. İsrail'in en büyük petrol tedarikçisi ise kardeş ülke denilen Azerbaycan ve Kazakistan. Bu petrol Bakü-Ceyhan boru hattından geçerek Ceyhan limanından, yani Türkiye üzerinden soykırımcı İsrail'e ulaştırılıyor. İsrail'in gündelik düzenini, keyfini bozmadan katliamlarını devam ettirebilmesinde Türkiye'den yapılan sevkiyatlar hayati bir önem arz ediyor. Türkiye'den İsrail'e ticaret ve sevkiyatlar devam ederken Filistin'in yanında olduğunu söylemek, İsrail'i kınamak, Filistinleri ve Türkiye halklarını aptal yerine koymaktan başka bir anlam ifade etmiyor. Üçüncü adım olarak ise İsrail'i koruyan İncirlik askeri üssü ve Kürecik radar üssü kapatılmalı. Batılı güçlerin ve özellikle Amerika'nın kullanımından tamamen sınırlandırılmalıdır. Amerika ve NATO açıkça bu soykırımda İsrail'in en büyük hamisi, savaşın finansörü ve soykırımın devamlılığını sağlayan suç ortaklarıdır. Katil İsrail, Orta Doğu'dan defol! Katil İsrail, Orta Doğu'dan defol! Katil İsrail, Orta Doğu'dan defol! Gören gözler, duyan kulaklar için sınır çoktan aşıldı. Mazlumların çığlıkları yeri göğü inletti. Artık söz vakti bitti. Tüm dünyanın şahit olduğu üzere soykırımcı İsrail'in hiçbir değeri ve sınırı yok. Bu işgalci, soykırımcı terör devletiyle bir diyalog üzerinden sonuç beklemek avesle iştigaldir. Dile getirdiğimiz bu 3 maddelik acil eylem planı bir an önce devreye sokulmalıdır. Herkes bilsin ki bizim
ve mazlum Gazze halkının bu talepleri bir an önce yerine getirilmediği takdirde eylemlerimiz tüm vicdanlı insanların katılımıyla dalga dalga büyüyerek devam edecektir. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Gazze'de bebekler enerji yokluğundan hastanelerde ölürken İsrail'e elektrik satmaya devam eden Zorlu Holding. Gazze her gün bombalanırken gemileriyle İsrail'in çeliğini gönderen, servetine servet katan İçtaş. Gazze'de on binlerce insan katledilirken Siyonistlerin uçağına, tankına yakıt taşıyan Sokari. Gazze'nin sokakları, mahalleleri ve şehirleri dümdüz edilirken limanlarından sevkiyata devam eden İsrail'in çimentosunu sağlayan Limak ve Akçansal. Meydanlarda Filistin sloganları atarken arka kapıdan Siyonistlerin savaş pastasından rant kapanlar, hepinizin rahatınızı bozacağız. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Kuzuyu kurtla yiyip çobanla ağlayan, Filistin için slogan atıp İsrail'e iş tutanlar gizlenemeyeceksiniz. İnşallah yarın gireceğimiz mübarek Ramazan ayı zulme karşı direnenler için bir kurtuluş, halen zalimlerle ilişkilerini sürdürenler için ise bu suça ortak olmaktan vazgeçmek için ilahi bir fırsat olur. Direnen ve bu haklı mücadeleyi meydanlara taşıyan tüm vicdanlı insanları selamlıyoruz. Duamız ve çabamız nehirden denize özgür Filistin içindir. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kardeşlerim, hepinizden Allah Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresinde, Maide suresinde Yüce Rabbim Yahudilerle ilgili şöyle buyuruyor. Yahudileri ve Hristiyanları dost ve veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Kim onları dost ve veli edinirse o da onlardandır. Bizim için kıssas budur. Bu kadar nettir. Allah ayet-i kerimesinde bize lütfen demiyor. Bizden rica etmiyor. Çünkü en çok peygamber gönderilen kavim ve en çok peygamber gönderilmesine rağmen peygamberlerini ihanet eden, peygamberlerini öldüren, iftira atan, Hazreti Zekeriya'yı kütüğe bağlayıp kesen, Hazreti Meryem'e iftira atan, Hazreti İsa'yı çarmıha germeye çalışıp başkasını çarmıha geren bunlardır. Ve Allah onlardan ümidini kestiği için ayet-i kerimede onları lanetlemiştir. Onlardan ümidini kesmiştir. Onların ebedi cehennemlik olduğunu, onların asla inanmayacaklarını, geri dönmeyeceklerini söylemiştir. Peygamberimiz Medine'de, Medine şehir devletini kurduğunda orada bulunan iki Yahudi kabilesiyle anlaşma yapmıştır. Bir kereye mahsus. Ama onlar o içlerindeki fitne ve fesat yüzünden anlaşmaya en kısa sürede ihanet etmiş, bozmuşlar ve Peygamberimiz onları Medine'den kovmuştur. İkinci bir şans onlara tanımamıştır. Bunlar bizim için biraz ipucudur. Bunlar bizim için birer yol gösterici haritadır değerli kardeşlerim. Yahudi güçten anlar. Yahudi anlaşmadan, Yahudi insanlıktan, Yahudi müsamahadan anlamaz değerli kardeşlerim. Bunu aklımıza sokmadığımız müddetçe, bu ayet-i kerimelerin hükmünü yerine getirmediğimiz müddetçe ancak böyle 3-5 insan toplanıp protesto ederiz. O yüzden bu ayetleri, bu hadisleri, bu Yahudi ile ilgili yaşananları öğrenmek, öğretmek ve anlatmak mecburiyetindeyiz. İnsanlar Yahudinin kim olduğunu bilmiyorlar değerli kardeşlerim. Yahudi'yi insan zannediyorlar. Yahudi nasıl Müslümanları insan görmüyor ise biz de onları insan görmüyoruz değerli kardeşlerim. Yani kendi uydurdukları, aslını bozup şu anda dini kitap olarak kullandıkları o kitaplarında bizden, köpeklerden veyahut da hayvanlardan daha aşağı olarak bahsetmekte ve bizim öldürülmemizi kendi hallerine sevap yazılacağı olarak bahsetmektedirler. O yüzden biz sert tedbirler almak mecburiyetindeyiz.
57 tane İslam ülkesi maalesef bu tedbirleri alamadığı için içi yanan bizim gibi az Müslüman kardeşlerimiz bu protesto gösterilerini yapmaya başladılar. İnşallah bu işin azı çoğu olmaz. İslam'ın, imanın, hakkın, adaletin yüzdesi olmaz. O yüzden değerli kardeşlerim, hepinizden Allah razı olsun. Kısa bir dua yapalım inşallah, ondan sonra da dağılalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Rabbi cealni mugime salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua. Rabbena ufilli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yegumil hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ya ilahel alemin, ellerimizi açtık, burada senin için toplandık. Sen bizim emeklerimizi, yaptığımız bu işlemleri, bu hayırları geri çevirme ya Rabbi. Kabul ve karini eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biraz önce ayet-i kerimende bahsettiğimiz gibi bizi İsrail oğullarının dostu olmaktan men et ya Rabbi. Bizi İsrail oğullarının dostu olmayı nasip etme ya Rabbi. Bizi İsrail oğullarına yardım edenlerle birlik ve beraberlik içinde kılma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde, şu mübarek günlerde, şu mübarek dakikalarda ve saatlerde oradaki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Orada açlıktan ölen çocukların veballerinden bizi kurtar ya Rabbi. Orada açlıktan ölen insanları yardım etmeye, o insanların yardımına koşmaya bizlere nasip et ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizleri ıslah et, bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri şuurlu Müslümanlar olarak yaşamayı ve bu meseleyi en kısa sürede çözen kullar olmayı nasip et ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Emme Yesifun ve Selamun Elel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Katil İsrail, işbirlikçi AKP.